Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu noktadan itibaren en çok kullanacağımız ve Docker'ın temelini oluşturan image ve container konularını öğrenme kısmı var. Gevezelik etmeden hemen başlayalım. İki önceki bölümde sizlere Linux container kavramını anlatmış ve Linux container'ların uygulamaları izole birer proses olarak çalıştırmak olduğunu söylemiştim. Şimdi gelin bunu biraz açalım. Biraz hayal kuralım ve diyelim ki bir developer'ız ve bir uygulama geliştiriyoruz. Bu Linux işletim sistemi üzerinde çalışacak bir uygulama ve uygulamamızın adı da App1 olsun. Yaptığı işlem de şu. Ben ne zaman bu uygulamayı çalıştırırsam ekrana merhaba arkadaşlar ben App1 uygulamasıyım yazacak. Çok basit bir uygulama. Ben bunu Java dilini kullanarak yazdım. Şimdi gelelim bu uygulamayı bir Linux sunucuda nasıl çalıştırabileceğime. Öncelikle benim bu uygulamayı bir Linux sunucuda çalıştırabilmek için o sunucuya Java Runtime Environment ya da kısaca JRE dediğim bir uygulama kurmam lazım. Bu uygulama benim o sunucuda Java uygulaması çalıştırmamı sağlayan temel uygulama olacak. Hemen ardından da App1 uygulamamı bu sunucuya kurabilirim. Üçüncü olarak da eğer benim bu App1 uygulamamın çalışması için gerekli olan başka bir uygulama... Kütüphane vesaire var ise onu da bu sisteme ek bir uygulamasını kurarken eklemem gerekir. Gelin şimdi bunu adım adım gerçekleştirelim. Gittim kendime güzel bir sunucu buldum ve getirdim. Ve hemen ardından uygulamamı kurabilmek için bu sunucuya bir işletim sistemi kurmaya karar verdim. Ben bu işlemler için sunucuma Alpine Linux adında bir işletim sistemi kuracağım. Alpine kullanmamın nedeni ise en küçük Linux dağıtımlarından bir tanesi olmasıdır. Çok basit bir işletim sistemidir. Güncel Linux çekirdeği üstüne mutlaka lazım olan birkaç uygulamanın eklenmesiyle oluşturulmuş bir dağıtımdır ve fazlasıyla işimi görecektir. İşletim sistemi konusunu hatırlayın. Ne demiştik? Distro eşittir işletim sistemi çekirdeği artı kullanıcıya lazım olan uygulamalar artı kullanıcı arayüzü. Neyse, bu hatırlamadan sonra tekrar geri dönelim. Adım adım uygulamayı kuracağız. İlk olarak fiziksel sunucuyu kurduk, madde 1'i hallettik. Madde 2, bu fiziksel sunucu üstüne Alpine Linux işletim sistemini yükledik. Sistemi çalıştırdık ve açıldı. Gelelim uygulamaya. Madde 3 olarak bu sistem üzerine Java Runtime Environment yükledik. Madde 4 olarak da App1 uygulamamızın çalışması için gerekli ve bağımlı olduğu bir kütüphane, uygulama vesaire varsa onları yükledik. Madde 5 olarak da App1 uygulamasını yükledik. Hayırlı uğurlu olsun. Artık komut satırına bağlanıp ne zaman App1 yazsam ekrana merhaba arkadaşlar ben App1 uygulamasıyım yazısı geliyor. Harika. Arkadaşlar şimdi bu kurulumu alın. İçinden işletim sistemi çekirdeğini çıkarın. Sonra tüm bu dosyaları olduğu gibi bir paket haline getirin ve bunu bir yerde depolayın. Tebrikler arkadaşlar. Bir adet Docker Image yarattınız. İşte arkadaşlar Docker Image yani Docker imajı dediğimiz şey tam anlamıyla budur. Tabii ki de bu şekilde oluşturmuyoruz ve eğitimin ilerleyen kısımlarında detaylı göreceğiz ama 3 aşağı 5 yukarı imaj dediğimiz şey budur. Bir uygulamanın ve onun içinde çalışması için gereken tüm ek kütüphane ve diğer öğelerin paketlenmiş haline Docker Image deriz. Dikkat ettiyseniz içerisinde çekirdek kernel yok. Neden? Çünkü konteynerlar üstünde koştukları işletim sisteminin kernel'ını kullanırlar. Dolayısıyla bir Docker Image'inde kernel'a ihtiyaç yoktur. Peki bu imaj ne işe yarayacak? Ben eğer bu Docker imajını erişebileceğim bir yerde depolarsam Docker engine yüklü herhangi bir bilgisayara bu imajı indirir ve bu imajdan istediğim kadar konteyner oluşturabilirim. Bu da bana konteyner nedir sorusunun cevabını verir. Arkadaşlar konteyner dediğimiz şey yaratmış olduğumuz imajın bir nevi çalışır halidir. İmaj bir şablondur. Onu yaratır ve depolarsın. Daha sonra bu şablondan istediğiniz kadar konteyner yaratırsın ve çalıştırırsın. İmaj sadece okunabilir bir ana şablondur. Konteyner ise bu şablondan oluşturulmuş çalışan bir kopyadır. Şimdi gelin bunun daha iyi anlaşılabilmesi adına tüm bunları bir de kendi gözlerimizle görelim. Arkadaşlar ben az önce anlattığım şekilde app bir adında bir uygulama yazdım. Daha sonra bu uygulamayı ileride anlatacağım yönergeleri takip ederek bir Docker imajı haline getirdim. Bu imajın adını da App 1 koydum. Ve ben bunu dünyanın her yerinden ulaşılabilmesi için Docker Hub adını verdiğimiz ve Image Registry yani imaj deposu olan yerde bana ait olan Özgür Öztürk.net adında bir alana koydum. Detaylarına hep geleceğim arkadaşlar. Şimdilik bunlar nasıl oluyor diye takılmadan izleyelim. Bakın hemen bir terminale düşelim. Şimdi hemen Docker image pull yani çek hangi imajı özgür öztürk net app bir imajını çek. Enter'a basıyorum. Yani diyorum ki git özgür öztürk net isimli alanda bulunan app bir isimli Docker imajını bu makineye indir. Şimdi işlem tamamlandı arkadaşlar. Bakın bundan sonra şimdi bu imajdan bir container oluşturacağım. Docker container run diyorum. Buna isim veriyorum. İlk container diyorum. Ondan sonra bunu hangi imajdan oluşturmak istediğimi belirtiyorum ve enter'a basıyorum. Evet, imajımızdan ilk container'ımızı yarattık. Container başlatıldı, içindeki uygulamamız çalıştı. Uygulamamızın yaptığı iş neydi arkadaşlar? ekrana merhaba arkadaşlar ben app bir uygulamasıyım yazısını yazmaktı. Bunu yazdı ve sonlandırıldı. Şimdi hemen aynı imajdan ikinci bir konteyner daha oluşturayım. Mesela buna ilk konteyner demiştim. Buna da ikinci konteyner diyeyim. Enter'a bastım ve bu ikinci konteyneri de oluşturabildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynısı oldu. Ben aynı imajdan istediğim kadar konteyner oluşturabilirim. Tüm oluşturduğum konteynerlarda aynı şekilde çalışacaktır. Hatta bu imajı Docker Engine kurulu herhangi başka bir makinede de çalıştırabilirim. Yine tam olarak birebir aynen çalışacaktır. Arkadaşlar şimdi Docker'ın gücünü ve neden bu kadar popüler olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladık mı? Bir uygulamayı alıyorum ve onu tüm o uygulamanın çalışması için gerekli şeylerle birlikte bir paket haline getiriyor ve Docker yükle herhangi bir bilgisayarda başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan çalıştırabiliyor ve bunu defalarca yapabiliyorum. Her sistemde her seferinde birebir aynı sonucu alıyorum. Bu biz sistem yöneticileri ve developerların hayatını o kadar kolaylaştırdı ki, o kadar fazla sorunumuzu çözdük ki bir kere buna adapte olan bir daha geri dönemedi diyerek bu bölümü de bitirelim. Arkadaşlar bakın burada uyarmak istiyorum. Burada bu bölümde sadece image nedir, container nedir ve aralarındaki farklar nelerdir kısmını çok basitçe anlattım. Çok yüzeysel geçtim. Lütfen bu şu anda ekranda girdiğim komutlara vesaire bakmayın. Yani bunları düşünmeyin. Bu komutları şu anda size göstermeye çalışmıyorum. Bunlar daha sonraki bölümlerde gelecek. Şu anda sadece image ve container arasındaki farkı ve bunların ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ve hepsine detaylı adım adım geleceğimizde ekleyelim ve burada bu bölümü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.